Sayın Gürsel Erol, buyurun. Sayın Başkanım, şahsınızla Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Bütçe görüşmelerin başladığı günden bugüne kadar bu kürsüde gergin anlar yaşandı, tartışmalar yaşandı. Muhalefet Partisi'nin milletvekilleri, partimizin milletvekilleri kendilerine göre haklı gerekçelerini kürsüde seslendirdiler. Ben biraz daha farklı bir bakış açısıyla kendi bölgemin, ilimin ve ülkemin genel sorunlarla ilgili bir değerlendirme yapmak isterim. Birincisi, tesadüf müdür bilmiyorum. 24 Ocak gecesi Elazığ'da yaşanan deprem sonrası Elazığ'a görevlendirilen ve bir ay Elazığ'da kalan 3 bakanımız bugün burada, bütçeler üçünün de aynı günde görüşülüyor. İçişleri Bakanımız, Sağlık Bakanımız ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız. 24 Ocak gecesi Elazığ'da yaşanan deprem sürecinin, bir aylık kriz sürecinin doğru yönetilmesine verdikleri katkılardan dolayı ben bu 3 bakanımıza da teşekkür ederim. Ama bu teşekkür Elazığ'da bu sorunların bittiği anlamda değildir. Elazığ'da hala mülkiyet hakları ile ilgili, yönetmenliklerle ilgili, kanunlarla ilgili, mevzuatlarla ilgili sıkıntıların ve sorunların olduğunu da buradan iletmek isterim. Ayrıca terörle mücadelede başarı gösteren Türk Silahlı Kuvvetlerimize, emniyet mensuplarımıza, kolluk kuvvetlerimize buradan kendilerine teşekkürlerimi ve saygılarımı iletirim. Ve buradan bir üzüntümü de iletmek isterim. Üzüntüm şu, bu kürsüden konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Bey'i de şiddetle kınıyorum. Niye kınıyorum? Burada çözüm süreciyle ilgili değerlendirme yaparken o sürecin terör örgütünün PKK'yı silahlarını bırakıp demokratik siyasete dahil olması ile ilgili bir süreç olarak değerlendirmesini şiddetle kınıyorum. Sayın Grup Başkan Vekili, devlet terör örgütleriyle müzakere etmez. Devlet terör örgütleriyle mücadele eder. Ve bugün bu ülkede eğer o müzakere sürecinde eğer sonuç alınsaydı, o bebek katilleri bugün bizim aramızda milletvekili oturuyor olabilecekler miydi? Bunun hesabını verebilir misiniz? Devlet terör örgütüyle müzakere etmez. O ifadenizi değiştirin, bir daha da kullanmayın. Devlet terör örgütüyle mücadele eder. Bu çocuk katillerini hiçbir yerde yaşam hakkı vermez. Ve terör örgütlerine karşı sınır ötesinde de, sınır içinde de her türlü operasyonu yapma hakkı, yetkisi vardır. Bunlarla ilgili de bu meclise gelen bütün sınır ötesi operasyon tezkerelerle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi destek vermiştir. Konuşmam ettiniz burada. Sayın Özkan, bu mecliste Cahit görev Bey alan tüm milletvekillerinin öncelikli sorunu devletin varlığına, milletin bağımsızlığına, vatanın bölünmez bütünlüğüne sadakattir. Bizim önceliğimiz bunlardır. Bizim önceliğimiz terör örgütlerle müzakere etmek değildir. Bir grup başkan vekili olarak sizi uyarıyorum. Ayrıca ben emniyet personelinin, emniyet teşkilatının ve emniyet genel müdürlüğünün sorunlarını da gündeme getirmek isterim. Birincisi, Sayın Bakanım, bunları not almanızda yarar görüyorum. Çünkü kırsal kesimde görev yapan jandarmayla mücavir alanda görev yapan emniyet teşkilatının aslında görev ve yetki alanı aynı olduğu halde birbirinden farklı sosyal haklarından kaynaklı kayıplar var. Mesela jandarma komutanları büyük şehirlerde, Ankara gibi, İzmir gibi, İstanbul gibi illerde Tuğgeneral rütbesinde ve Tuğgeneral ek göstergesindeyken emniyet teşkilatındaki il müdürünün ek göstergesi daha düşük. İllerde il emniyet müdürleriyle alay komutanlarının arasında sosyal açıdan inanılmaz farklılıklar var. Ayrıca jandarmada emeklilik yaşı 65 iken görev yıpranma payından dolayı emniyette 60. Halbuki ikisinin de görev alanı ve görev sorumlulukları aynı. Bu statülerin eşitlenmesi gerektiği düşüncesindeyim. Diğer taraftan her şartta ve koşulda Sayın Cumhurbaşkanı'nın dönem dönem gündeme getirdiği, partili Cumhurbaşkanlığı döneminin olmadığı süreçte Sayın Başbakanlarının seçim meydanlarda gündeme getirdiği, özellikle polisler için, emniyet mensupları için 3600 ek göstergenin verilmesi, bunun yanı sıra öğretmenlere ve imamlara verilen 3600 ek göstergenin de mutlaka verilmesi lazım. Ayrıca sözleşmeler ve erbaşlarla ilgili de bir önerim olacak. Şimdi sözleşmeler ve erbaşlar
belli bir süre görev yaptıktan sonra ya yatağa geçişle bir kamu kuruluşuna geçiş yapabilme hakkına sahipler ya da görevi bırakacaklar belli bir süre sonra. Halbuki bunlar terörle mücadelede başarı hikayesi oluşturmuş kolluk kuvvetleri, silahı nasıl kullanacaklarını, terör örgütlerine karşı mücadelenin nasıl verileceklerini, topluma nasıl ya güvenlik açısından yaklaşacaklarını bilen kişiler. Bunları eğitimlerine göre bekçilikli bekçiliğe ve emniyete polis memuru olarak yatağa geçişlerinin sağlanmasında yarar var. Çünkü bunlar deneyimli insanlar, silah kullanmaktan terörle mücadeleye kadar ve yine jandarmada uzman jandarmalar. Bunların büyük sorunu var. Bunlar bir yıl okul okuyan, iki yıl meslek ön lisans programı tamamlayarak normalde 3 yıl eğitimden gelen meslek grubu. Aslında bir nevi astsubaylık görevini icra eden bir görev. Ama şimdi yeni çıkan askerlik yasasına göre 2 yıl yüksekokul mezunları astsubay olarak tezkere bırakabiliyorlar. Ama jandarma uzman çavuşlar 3 yıl bu işin eğitimini aldıkları halde astsubaylığa geçiş yapamıyorlar. Bunlarla ilgili yeni düzenlemelere ihtiyaç var. Ayrıca aslında bugün konuşmamda değinmek istediğim en önemli konulardan birisi. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir tek baba vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nde olan baba devlet babadır. Devlet otoritesini gösterdiği zaman baba olarak tanımlanır. Şefkatini göstereceği zaman da devlet ana olarak tanımlanır. Bugün mafya babası diye geçinen insanların başta Sayın Genel Başkanımıza karşı hakaret edici üslubu ve mektubundan ve kamuoyuna açıklamasından sonra onunla ilgili bir işlem yapılmaması devlet otoritesi adına bir ayıptır. Niye ayıptır? Yani siz bugün sosyal medyada bir paylaşımından kaynaklı eğer insanları gözaltına alıp ifadeye götürebiliyorsanız ama bu ülkede ana muhalefet partisinin genel başkanına karşı bir tehdit varsa ve bu tehdit karşısında herhangi bir yasal işlem yapılmıyorsa orada devlet otoritesinin sarsılması demektir. Bu bugün için bizim genel başkanımıza yapılır, yarın başka unvanı ve sıfatı olan insanlara da yapılır. Çubuk'ta aynı şey yapıldı. Çubuk'ta genel başkanımıza sözlerinizi tamamlayın. Arkasından bir mafya babasının genel başkanımızla ilgili bu açıklamasına sessiz kalınmaması gerektiğini, devlet otoritesinin gösterilmesi gerektiğini ve o hakkında işlem yapılarak hesap sorulması gerektiği düşüncesindeyim. Çünkü siyaset ve siyaset kurumları gelip geçicidir. Bu parlamentoda bizden önce bir sürü milletvekili görev yaptı. Bir sürü bakanlar geldi geçti. Ama devlet ve devletin gelenekleri kalıcıdır. Biz devlet ve devletin geleneklerini kalıcı kılmadığımız zaman işte bir gün bu mafya kılıklı adamlar bizim çağ çocuğumuzu, bizim de yaşam hakkımızı tehdit edecek düzeye gelir ve Türkiye'nin otoritesini ve hukuk düzenini tehdit etme noktasına gelir. Ben 2021 bütçesinin AK Parti'nin meclise getirdiği son bütçe olarak olmasını dileyerek önümüzdeki 2022 bütçesini Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Millet İttifakı'nın yapması düşüncesiyle saygılar sunuyorum.